Ne anlatayım Oktor Hocam? Estağfurullah. Türkiye Avrupa Birliği'ni güçlendirir diye bir haber vardı hocam. Tam sizin söylediğinizi teyit ediyor hocam. Siz demiştiniz ki, bir örnek verecek olursak, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'na 14 Ağustos 2008 tarihinde şunu diyorsunuz hocam. İşin doğrusu Türkiye dünyanın en büyük devletidir. Yani abartmıyorum, en büyük devleti. Şöyle olacak. Türk İslam Birliği'nin, Büyük Türk İslam Birliği'nin lideri olarak Avrupa Birliği'ne girecek Türkiye. O zaman hem Avrupa'yı besleyecek, hem Avrupa'yı güçlendirecek. Hem Rusya'nın beli doğrulmuş olacak, hem Ermenistan rahatlayacak, hem İsrail rahatlayacak, hem Filistin sorunu kaldırılacak. Yani Türkiye bütün dünyayı kurtaracak bir devlettir. Bütün dünyanın sigortası gibidir Türkiye. Çok hayati bir devlet. Bunu 10-20 yıl içerisinde bütün dünya görmeye başlayacak ve bütün dünyayı kardeş haline getirecektir Türkiye. Bu Allah'ın inşallah kanunu, kader böyle inşallah diyorsunuz 2 sene önce hocam. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ni güçlendirir diye haber var hocam. İngiliz ve Finlandiyalı bakandan ortak çağrı. Evet. Ya kardeşim bir kere moral yok Avrupa'da. Moral, adamlar mutlu değil. Evet. Herkes yalnız ya. Evet. Herkes evinde yalnız. Böyle hayat olur mu ya? Adamın bir güler yüzlü karşılaşıyor, bir dostu ahbabı yok. Her yeri sapıklar, it kopuk sarmış. Aklı evet. Başında iyi insanlar da var. Yani korku içinde yaşıyorlar. Diskotekler karma karışık. Sokaklar karma karışık. Bilmem ne karma karışık. Yani çok ürkütücü bir ortam var. Mutlu değil. Mesela adam iş yeri sahibi, fabrika sahibi, adam mutlu değil. Çalışmak istemiyor, yapmak istemiyor. Ya bana ne diyor? Gidiyor evinde oturuyor adam. Fabrikasını kapatıyor, işine bakıyor. Evet. Ben canlı olayım yeter diyor. Yani şek ve heyecan öldü Avrupa'da. Ya manen öldü. Bu çok muazzam bir olay bu. Evet hocam. Darwinizmin böyle bir tahribat yapacağını tahmin etmedi onlar. Evet. Yani böyle bir sonuç vereceğini tahmin etmediler. Allah alem. Yani bir kısmını tahmin etti ama bir kısmını tahmin etmedi. Şimdi onun belasını çekiyorlar. Türkiye sıcak sevginin en güzel yaşandığı yerdir. Benim milletim acayip tatlıdır. Git Kayseri'ye, git Antep'e, git Mardin'e. Evet. Evlere git. Gece kondulara git. Sevgi yuvasıdır. Acayip heyecanlanlar. Git mesela ziyaretine. Ya Allah misafiriz geldik desen. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Muazzam bir sevgiye sahibi. Köylere git öyledir. Ya Avrupa'ya gitsen. What is this? Bilmem ne falan. Ya ne oluyor falan tarzında. İnşallah. Ne oluyor demin nasıl oğlum? İngilizce nasıl diyeceğiz? What is happening now? What is happening now? Tabii adam bunu soracak ya. Ne oluyor falan diyecek ya. Anlat anlatabilirsen. Değil mi? Yani Allah misafiriyim desen adam gidip polise şikayet eder. Polis ya ne oluyor? Burada evet. Olay var der yani. Evet. Ama benim memleketim öyle değil. Edirne, İzmir. Hep sevgi doludur İzmir. Canım İzmir be maşallah. Böyle sıcacık insanlardır. Antalya her yer böyle çok güzeldir. Onun için biz dünya öğretmeniyiz. Dünya, yani bütün dünyaya öğretmenlik yapacağız inşallah.